أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Namaz, bir Müslümanın hayatındaki en önemli ibadetlerden biridir. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: namaz ibadetin özüdür. Yine başka bir hadise şerifte namaz dinin direğidir buyurdu. Allah-u Teala'ya ibadet etmek isteyen ve ona yaklaşmak isteyen bu mübarek sözlerden namazın ne kadar önemli olduğunu hemen anlar. Ben de bugünkü konuşmamda bu önemli ibadet ile ilgili bazı noktalara değineceğim inşallah. Konuşmamın başlığı ikamet-ü salattır. İkamet-ü salat Arapça bir kelimedir. Daha doğrusu iki kelimeden oluşan bir tamlamadır. Bizim namaz olarak adlandırdığımız bu ibadete Arapça'da as-salat denir. Ve ikamet kelimesinin sözlükteki ilk manası ise ayakta tutmak demektir. Bu tamlama üzerinde biraz düşündüğümüzde bile Allah-u Teala'nın bizden nasıl bir namaz istediğini anlayabiliriz. Kur'an-ı Kerim'de de namaz ile ilgili birçok ayet vardır. Örnek olarak birkaçını sunmak istiyorum. Bakara suresi ayet 4'te Allah-u Teala muttakilerin alameti olarak yukimûne salâh demiştir. Aynı şekilde ve akîmus salâta ifadesi Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde geçmektedir. Dikkatimizi çeken burada bir ayrıntı var. Kur'an-ı Kerim'de her nerede namaz varsa tek başına namaz olarak değil, İkame kelimesiyle birlikte kullanılmıştır. Bu nedenle namazın hakkını vermek için ikametü salatın ne olduğunu iyi anlamamız gerekir. Bugün ben Mesih-i Mevud aleyhissalatu vesselam ve halifelerinin yazıları ışığında ikametü salatı izah etmeye çalışacağım inşallah. Bir hadise şerifte Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz müminin miracıdır buyurmuştur. Miraç bir zirve demektir. Yani manevi alemde namaz bir Müslümanın, bir müminin zirvesidir. Bilindiği gibi bir zirveye tırmanmak için birçok aşamaları kat etmek gerekir. Ve manevi alemde de durum bundan farklı değildir. Bu durum umudumuzu hiç kaybetmeden ilerlemeyi gerektirir. Namazın hakikatine ulaşmaya çalışan bir Müslüman, her gün namazını daha güzel hale getirmek için sürekli çabalamak zorundadır. Vaden Mesih Aleyhisselatü Vesselam, dikkatimizi bu yöne çekerek şöyle buyurmaktadır. وَيُقِيمُونَ السَّلَاةَ Takva sahipleri gaybe inanır dedikten sonra, Allah onlar için takva sahipleri gaybe inanır dedikten hemen sonra, yani Kur'an-ı Kerim'de yu'minuna bil gaybi kelimesinden hemen sonra Allah onlar için namazlarını ayakta tutmaya çalışırlar buyurmaktadır. Bu ayet-i kerimede ikame kelimesi kullanılmıştır. Bu kelimede takva sahibinin özelliği olan tekellüfü ima etmektedir. Aslında takva sahibi namaza durunca sayısız vesvese aklına gelip namazını düşürmeye çalışır. Şimdi o
düşmüş bu namazı ayağa kaldırmak zorundadır. Allahu Ekber deyip namaza başlar başlamaz vesveseler kalbine hücum edip huşuğunu bozmaya çalışır. Aklına gelen çeşitli düşünceler onu bir yerden diğerine götürür. Böylece takva sahibi namazın zevkine ve lezzetine varabilmek için bir savaş verir. Namazı yine de düşer ama o hiç yılmadan namazını ayağa kaldırmaya çalışır. Namazı ayakta tutmak için İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn duasını üst üste tekrarlar ve Rabbine yalvarır. O Allah'tan namazını ayağa kaldıracak olan as-sirat-ül müstakim diler, yani doğru yol. Bu makamda takva sahibi ayağa kalkıp yürümeye çalışmak isteyen bebek gibidir. O Allah huzurunda bir bebek gibi ağlar, sızlar ve Rabbine ben gün geçtikçe yükseleceğim yerde alçalıyorum diye yalvarır. Takva sahibinin namaz içinde nefsine karşı açtığı savaş işte bundan ibarettir. Ahmadiyye cemaatinin ikinci halifesi, Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın ikinci halifesi, Hz. Mesih Maud Rezillahu Teala Anhu da Yukimuna Salata ayetini açıklarken şöyle buyurdu. Namaz sırasında insanın zihnine düşüncelerin gelmesi insani bir durumdur. Yani hemen kaygılanmamak lazım. Bu çok insani bir durumdur. İkametü salat ise düşünceleri kendine kaptırmayıp namaza odaklanmak için mücadele etmektir. Dikkati dağılarak düşmüş olan namazı ayakta tutmaya çalışmak ikametü salattır. Allah-u Teala bu durumu bilmektedir ve müminin namazı ikame etmeye çabasını görünce onun namazını zayi etmez. Bundan dolayı müminin umutsuzluğa kapılmadan çabaya devam etmesi lazım. Bu sürekli çaba ikametü salatın başka bir anlamını önümüze koyar. Yani namazı hiç aksatılmadan kılmak. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Hz. Mesih Maud Radiyallahu Teala Anhu sözlükteki ikame kelimesinin bir şeyi sürekli yapmak anlamına geldiğini belirterek şöyle der. İkametü salat emri namazın hiç aksatmadan ve ara vermeden kılınması emrine de içerir. Namazın hiç aksatılmadan eda edilmesi konusunda Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de çok ciddi ve şiddetli bir şekilde uyarılar da bulunmuştur. Buyurdu ki namaz ve küfrü ayıran iman ve küfrü ayıran namazdır. Başka bir hadiste namazı bilerek terk etmek kişiye küfre ve şirke yaklaştırır buyurdu. Bu çağda Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetkarı olarak Hazreti Mesih Maud aleyhissalatu vesselam gönderildi ve onun gelişinin gayesi de Rabbinden uzaklaşmış olan insan oğlunun Rabbine yaklaştırmaktı. İşte biz de bu büyük amaç için Ahmadi olduk. Ve eğer Ahmadi olduktan sonra namazlarımızı aksatırsak amacımızdan sapmış olarak hüsrana uğrayabiliriz. Hz. Mesih Maud aleyhissalatu vesselam Allah'a yaklaşmak ve namaz arasındaki bağı şöyle anlatır bir yerde. Kendisi şöyle der. Bu bir kuraldır ki insan belli bir hedefe ulaşmak istiyorsa o hedefe doğru yürümek zorundadır. Hedef ne kadar uzaksa o kadar hızlı hareket etmek, çaba sarf etmek ve uzun müddet yürümek gerekir. Allah-u Teala'ya ulaşmak da bir hedeftir. Ve bu çok uzak ve uzun bir yolculuk gerektiren hedeftir. Kim Allah'a ulaşmak istiyorsa, kim Allah'ın dergahına erişme arzusundaysa, böyle birisi için namaz bir araçtır. Bakın bu çok önemlidir. Namaz bir araçtır. Bu araca binerek o çarçabuk hedefine ulaşabilir. Peki,
Birisi namazı terk ederse o bu hedefe nasıl ulaşabilir? Hazreti Müslim Maud radıyallahu ta'ala anhu da aynı konuya başka bir açıdan dikkat çekmektedir. Şöyle der. Bir Müslüman buluğa erdikten sonra ölünceye kadar namazı terk etmemelidir. Çünkü namaz Allahu Teala'nın ziyaretgahı gibidir. Sevdiğini ziyaret etmekten kaçınan birisi, sevgi iddiasının yalan olduğunu kendisi ispatlamış olur. Bakın biz hepimiz Allahu Teala'yı seviyoruz, bunu iddia ediyoruz. Ama iddia edip namaz kılmamak ne gösteriyor? Ciddiyetimizi göstermiyor. Beş vakit namazı düzenli kılmayıp ve canı istedikçe namaz kılan ve Allah-u Teala nasıl olsa bağışlayandır diye avunan bazı kimseler de vardır. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam böyle kimseleri ikaz ederek şöyle buyurmuştur. Namaza sımsıkı bağlı kalın. Müslüman olduğu halde namaz kılmayan imansız birisidir. Diyor ki Müslüman olduğu halde namaz kılmayan imansız birisidir. Eğer bir Müslüman namaz kılmıyorsa söyleyin bakalım bir Hindu ile onun arasında ne fark vardır? Bu çok ciddi ve korkutucu bir uyarıdır. Eğer biz Ahmadi olduktan sonra Ahmadi olduğumuz halde Müslüman olduğumuz halde namaz aksatırsak bizimle başkaları arasında ne fark kalır? Sonuçta sözde herkes ben Müslümanım der. Yine Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur. Namazlarınızı özenerek ve düzenli kılın. Bazı kimseler sadece bir vakit namaz kılarlar. Böyle kimseler de var. Beş vakit değil de efendim bir defa, üç defa. Onların unutmaması lazım ki namazdan muafiyet yoktur. Hatta peygamberler bile namazdan muaf tutulmamıştır. Bir hadiste şöyle bir olay anlatılır. Bir grup Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna çıkıp namazdan muaf tutulmak istediklerini söylediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara şöyle cevap verdi. Bir dinde amel yoksa o din din değildir. Onun için bu konuyu iyi belleyin ve Allah'ın emirlerine uygun hareket edin. Nare tekbir. Nare tekbir. Muhammedun Resulullah. Muhammedun Resulullah. Gulam Ahmed ki. Gulam Ahmed ki. İnni ma'aka. İnni ma'aka. Celse salane Türkiye. Celse salane Türkiye. Gadiyan Darul Aman. Gadiyan Darul Aman. Nare tekbir. Bu namaz için kullanılan ikamet kelimesindeki başka bir manada namazın cemaatle kılınmasıdır. Akil ve balık bir erkeği Allah'ın emri şudur ki o farz namazları cemaatle birlikte kılmalıdır. Bu konuya da bizim çok dikkat etmemiz gerekir. Eğer bir yerde cemaatle namaz kılabilecek bir cami ya da merkez yoksa yine de en azından ev halkıyla birlikte cemaat halinde namaz kılmak gerekir. Bu çok önemlidir. Bizim de buradaki durumumuz öyledir. Her yerde camiler, mescitler olmayabilir. Ama en azından anne babaların evde böyle bir ortam oluşturmalı ki çocuklar da bilsin belli namaz vakitleri var. Ve o vakitte herkes işini gücünü bırakıp namaza gelir ve cemaatle namaz kılacaktır. Hazret Müslih Maud radıyallahu ta'ala anhu ikamet-i salatın bu manasına vurgu yaparak bir yerde şöyle der. Cemaatle namaz başlamadan önce imam namaz kıldırmak üzereyken ezan kelimeleri bir iki kelime ilave ile tekrar okunur. Buna ikamet denir. Yani ikamet olarak bildiğimiz buna ikamet denir.
İşte cemaatle namaz da bu bakımdan ikamet-ü salat mefhumunu taşımaktadır. Cemaatle namazın önemini Müslümanlar genel olarak unuttular. Yani bu sadece bizim bir meselemiz değildir. Genel olarak durum böyledir İslam aliminde. Diyor ki Müslümanların bölünmesinin ve ihtilaflara düşmesinin önemli bir sebebi de bu oldu. Allah-u Teala bu ibadette birçok bireysel ve toplumsal bereketler koymuştur. Fakat ne yazık ki Müslümanlar bunu unuttular. Kur'an-ı Kerim her nerede namaz emri verdiyse cemaatle namaz emri verdi. Hiçbir yerde sadece namaz kılın emri vermedi. Bundan anlaşıldığına göre cemaatle namaz dinin önemli temellerinden biridir. Kur'an-ı Kerim'de namaz emri verirken hep cemaatle namaz kelimeleri kullanıldığını görünce açık bir şekilde şu sonuç çıkıyor ki Kur'an-ı Kerim'e göre namaz ancak cemaatle kılındığında eda edilmiş olur. Sadece çaresi olmayan mecburiyetler bunun dışındadır. Nitekim, bakın çok önemlidir. Diyor ki nitekim hastalık yahut şehirden uzak olmak ya da unutmak veya etrafında başka bir Müslümanın bulunmaması mazeretleri dışında cemaatle namazı terk ederse o evde tek başına namaz kılsa bile onun namazı geçerli olmayacaktır. Ve o namazı terk edenlerden sayılacaktır. Müslüman diyor ki Kur'an-ı Kerim'de her nerede namaz emri varsa akimus salata kelimeleriyle emredilmiştir. Hiçbir yerde sadece sallu denmemiştir. Bu şunun açık delilidir ki asıl emir farz namazların cemaatle eda edilmesidir. Tek başına namaz kılmak sadece mecburiyet durumunda caizdir. Bu aynen şuna benzer. Birisi ayakta namaz kılamıyorsa oturarak kılabilir. Nasıl ki birisi ayakta namaz kılabildiği halde oturarak kılındığında günahkar oluyorsa aynı şekilde cemaatle namaz kılmaya imkanı olduğu halde namazını cemaatle kılmayan da günahkar olacaktır. Bugünlerde birçok insan var ki cemaatle namaz konusunda tembel davranırlar ve bir şeylere dalmış olurlar. O kadar ki namaz geçip gider ve sonra da namaz geçti diye üzülürler. Böylelerinin çok ihtiyatlı olması lazım çünkü küçük bir gafletten dolayı büyük bir sevaptan mahrum kalırlar. Şimdi ben Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın namazla ilgili dikkat çektiği bazı noktaları özetle sunmak istiyorum. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam şöyle der. Namazı bir adet şeklinde kılmak faydalı değildir. Adet olarak sadece zahi amellerle bir şey elde edilmez. Bundan hiç kimse benim namazı küçümsediğimi zannetmesin. Kur'an-ı Kerim'in zikrettiği namaz miraçtır. Namaz kılanlara sorun bakalım. Hiç değilse Fatiha suresinin manasını biliyorlar mı? 50'li yaşlardaki namaz kılanları görürsünüz. Ama namazın manasını ve hakikatini sorsanız çoğu bir haberdir. Halbuki bu ilmin karşısında dünyanın bütün ilimleri bir hiçtir. Dünyevi ilimler için can verircesine çaba sarf edilir. Ama buna karşı öyle ilgisiz davranılır ki hokus pokus okur gibi okunur. Değerli arkadaşlar, biz namaz içinde kendi dilimizde de dua edebiliriz. Ama sünnet ile belirlenmiş olan sure ve zikirleri bırakamayız. Onları mutlaka Arapça dilinde okuyacağız. O halde namazı anlayarak eda edebilmemiz için namazdaki surelerin anlamını öğrenmeliyiz. Bakın, insan birçok dünyevi şey öğrenir ve bazıları yabancı diller öğrenir. Kimiler yabancı bir dilden bazı cümleleri öğrenebilir. Namazdaki sure ve zikirleri alt alta koyduğumuzda
neredeyse hepsi bir sayfaya bile geçmez. Bir sayfaya belki sar. Peki Allah-u Teala'ya varma, Allah-u Teala'ya varmanın aracı olan bu kadar değerli bir ibadeti anlamadan kılmaya devam edecek miyiz? Bir Ahmadi Müslüman bu konuyu göz ardı edemez, etmemelidir. Velhasıl namaz konusunda çok şeyler söylenebilir, konuşulabilir. Konuşmamı kısa tutmak istiyorum. Bazı şeyler atladım. İkamet-ü salat ile ilgili olarak yine de ricalarıma son vermeden önce ben bu konuyla ilgili bir başka önemli noktaya daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Allah-u Teala'nın biz Ahmedilere çok büyük bir lütfudur ki o bize Ahmediye hilafeti gibi çok yüce bir nimet ihsan etti. Kur'an-ı Kerim'de bu yüce nimet Nur suresinin 56. ayetinde vaat edildi. Ve bildiğiniz gibi buna istihlaf ayeti de denilmektedir. Ve bu ayetten hemen sonraki ayette Allah-u Teala ikamet-ü salat'tan bahsediyor ve ikamet-ü salat'tan bahsedilmektedir. Böylece hilafet nizamı vaadinin kimler için gerçekleşeceği konusu açıklığa kavuşmaktadır. Bu vaat, yani hilafet vaadi, ancak hakiki manada namazı ikame eden Müslümanlar içindir. Hilafet ve ibadet arasındaki bu ilişki hakkında 5. Halifetül Mesih Hazretleri, Hazreti Emir Müminin şöyle buyurmaktadır. Namazlarla ilgili ben başka bir şey daha söylemek istiyorum. Daima zihninizde olsun ki ibadetin hilafet ile büyük bir bağı vardır. İbadetin hilafet ile büyük bir bağı vardır. İbadet nedir? Namazdır. Bir yandan müminlere kalplerinin sükun bulacağı ve hilafet vaadi verilmişken bir yandan da bir sonraki ayette akimus salata emri verilmiştir. Yani namazı ikame edin. Nitekim güç elde etmek ve hilafet nizamından feyz bulmak için ilk şart namazı ikame etmektir. Çünkü Allah'ın lütuflarını cezbedecek olan ancak ibadet ve namazdır. Aksi takdirde Allah-u Teala buyuruyor ki benim bu nimetimden sonra sizler şükreden kimseler olarak ibadete yönelmezseniz o zaman itaatsizlerden olacaksınız. O zaman şükreden değil şükretmeyen olacaksınız ve hilafet sözü itaatsizler için değil aksine müminler içindir. Velhasıl namazlarına dikkat etmeyenler için bu bir uyarıdır. Hazreti diyor ki namazı dikkat etmeyenler için bu bir uyarıdır ve hilafet nizaminin feyzinin onlara ulaşmayacağı bildirilmiştir. Eğer hilafet nizamından feyz bulacaksanız o halde Allah'ın ya'budunani yani onlar bana ibadet edecekler bu hükmüne göre davranmanız gereklidir. Yani ibadeti hakkıyla yerine getirmek gerekir. Kısacası her Ahmadi'nin şunu iyice zihnine yerleştirmesi lazım ki Allah'ın hilafet şeklinde devam eden nimetinden bizler ancak ve ancak namazlarımızı muhafaza ettiğimiz takdirde istifade edebileceğiz. Allah-u Teala bize lütfetsin ve anlatılanları iyi bir şekilde anlayıp uygulamaya nasip etsin. Amin. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نعره تكبير. نعره تكبير.